Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Tuana. Bugün bu videomda ders çalışma rutinimi çekiyoruz ve bunu annem seslendiriyor. Bakalım. Ben konuşmuyorum. Bakalım annem başarabilecek mi? Arkadaşlar merhaba bu arada. Ben kendi sesimle bir konuşayım. Tuana'nın ders çalışma rutinini çekiyoruz. Ama sessiz. Tuana konuşmayacak. Bakalım ben nasıl becerebilecek miyim? Başlayalım mı Tuana'cığım? Tamam. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Ben bugün Türkçe'den soru çözeceğim. masadan in Tuana artık. Böyle mi duracağız? Böyle mi çekeceğiz? Ben bugün Türkçe'den çalışacağım. Ve Türkçeden sorular çözeceğim. konuşma molası yok, konuşma molası yok. Evet. Evet arkadaşlar, başlayalım hemen bir an önce. arkadaşlar, ben... Neler söylüyordun Tuana dediğin her şeyi unutmuş durumdayım. Evet arkadaşlar, ders çalışma rutinim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ne yapacağız? Evet arkadaşlar, biliyorsanız şeker ofisinde pazar günü bu sushi'nin çekilişi yapıldı. Çok güzel kokuyor ve çok yumuşak slow rising ve bu şanslı arkadaşımız açıklandı. Eğer Şeker Ofisi'nin Instagram hesabını zaten takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Bu şanslı arkadaşımız Efrin'le benle de adaş olacak gibi bir şey olacak çünkü sushi'lerimiz aynı olacak. Şimdi bu şanslı arkadaşımızı açıklıyorum. Sushi çekilişini kazanan yani bu sushi'nin sahibi olacak kişi... Nisanur Erdemir 0307. Canım arkadaşım, seni tebrik ediyorum. Sen de bu sushi'ye sahip oldun. Evet arkadaşlar. Şimdi Türkçe soru bankasından paragraf sorularını çözmeye başlıyoruz. Ay ne zormuş Tuana. Of daraldım. Çözeceğiz. Çözeceğiz. Çözüyoruz. Başlayalım. Çözüyoruz. Çünkü denemelerde çok paragraf sorusu çıkıyor. Evet. Hemen başlıyoruz. Hadi bakalım. Hemen. Hemen çözelim. Ay ne zormuş. Ha bu arada arkadaşlar, ben 6. sınıfa gidiyorum. Çünkü çok soruluyor bu soru. Evet, hadi başlayalım. Bu ne? Tuana okuyacağız mı bunu? Arkadaşlar, ben şöyle bir başlayayım bir arkadaşlar. Okuyayım mı Tuana? Okumak zorunda mıyım? Arkadaşlar valla ben bunu, küçük paragraf yok mu Tuana? Az paragraf yok mu? Hepsi uzun mu böyle bunların? Tamam, azıcık başından başlayayım. Sonra hemen, ay paragraf çözme o zaman ya. Bu koca koca paragrafları mı okuyacağız? İyi, hadi. Azıcık okuyalım ya. Neyse sorusunu okuyalım, içinden bulalım bari. Birinci soruyu okuyalım. Olmaz mı? Okuyacak mıyız? İyi arkadaşlar, okuyoruz. Beden dili, İngilizcesi kinesics olarak ifade edilen vücut hareketlerini ve dilini analiz eden bilim dalının alanına girer. Tamam. Beden dilinin hangi alana girdiğini söylüyor. Susayım mı? Okuyayım sadece. Tamam. Bu sözcük hareket anlamına gelen Yunanca kinesis kelimesinden gelir. Hadi ya, soruyu sor bakalım bir. Soruyu bakalım. Hepsini okuyacak mıyız? Tamam mı? O zaman sorusunu sen oku.
ediyorum arkadaşlar. İnsanların yüz yüze kurdukları ilişkilerde kelimeler %10, ses tonu %30 ve beden dili %60 önem taşımaktadır. Vallahi konuya uygun oldu bu. Bir şey söyleyeyim mi? Şu anda beden dili yapıyoruz zaten. Değil mi? Aynen ya. Vallahi Tuğan'a bu kadar şans olur. Arkadaşlar vallahi çok uygun oldu bu. Değil mi? Evet. Neyse. Şimdi soruyu çözelim. Soruyu okuyalım. Evet. Okuyoruz. Bu metnin anahtar kelimelerinden birisi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Evet, okuyoruz. Sözsüz, beden dili, iletişim, kıyafet. Hangisi metnin anahtar kelimelerinden birisi olamaz? Kıyafetmiş arkadaşlar. Bu arada siz nasıl soru çözüyorsunuz evde? Siz nasıl çalışıyorsunuz? Bu arada siz de ekran başında bu soruyu çözmeye çalışın arkadaşlar. Ve yorumlara yazın. Sizce bu şık doğru mu? Yani sizce kıyafet şıkkı doğru mu? Şimdi ikinci soruya geçelim arkadaşlar. Bir dakika anneciğim, kameradan okuyorum. Aşağıdaki sorulardan hangisi yanıt olarak yazılmıştır? İletişim çeşitleri nelerdir? Beden dili nedir? Beden dili okumanın bize kazandıkları nelerdir? Beden dilinin eğitim hayatındaki önemi nedir? Sizce bu metin aşağıdaki sorulardan hangisi yanıt olarak buldum ya? Ben buldum. Evet. Beden dili. Aynen. Bu mu? Aynen, bence beden dili. Yanlış çıkarsa arkadaşlar annemden bulacağız. Kanıştın, kanışmayacaktın hiç. Kanışmayacaktın. Olmaz. Bunu sıkılım ya bende. Ben de sıkıldım. Of ya, bu ne? Arkadaşlar burada bir şey anlatmaya çalışıyorum. Annem diyor ki siz ne çözüyorsunuz diyor. Vallahi insanın kendi konuşması gibi yokmuş ya. Ay, kameradan da yazı okuyamadım bu arada. Ay var ya, bu da çıkıp duruyor. Bu da senin sınavların. Of. Tuana'nın sınav tarihleri. 20 Aralık'ta var en yakın arkadaşlar. Sınıf 20 Aralık. Arkadaşlar size bir şey danışmak istiyorum. Çünkü çok merak ediyorum. Çünkü bizim sınıfta bunu birkaç kişi uyguluyor. Sizce matematik ve diğer konulardan, yani matematik ve herhangi bir derslerden şarkı dinlerken, müzik dinlerken soru çözülür mü? Bu dikkatsizliği mi arttırır? Dikkatli olmayı mı arttırır? Bunu yorumlara yazın çünkü çok merak ediyorum. Anneciğim, eğer böyle bir şey varsa ben müzik dinleyeceğim. Valla bence kuzucuğum, yani ben olsam müzik dinleyerek ne bileyim ya, çözemem herhalde çok fazla. Ben çözerim. Dikkatimi dağıtır ama çok. Yani ne bileyim. Ya bilmem ben. Ya çözerim. Hani dikkatimi ben soruya yöneltirsem daha başarılı olurum gibi sanki. Valla bana öyle gibi geliyor. Ya ben bir şey göstermek istiyorum. Göster. Ne göstereceksin? Bu ne? Merak ettim. Bu orada. Böyle bir kedili kutu. Bakın. İçinden ne çıkacak? Anneciğim sen görme. Çünkü sen kızıyorsun biraz. Tuana. Slime mi yine? Hay Allah'ım ya Rabbim. Slime. Evet arkadaşlar. Kitaplarıma yapışırsa yandık. Slime. Bayılıyorum. Bu arada bunun içine bir sürü şöyle açsana bari. Hazır göstermiş kendisi. Ama bu birazcık katı. Şöyle aç bize. Bize döndür. Açılmış. Birazcık aç. Hayır, şöyle aşağıya doğru sallarsan belki açılır. Belki açılıyor. Şöyle çevir de biz de görelim. Tuana nasıl göreceğiz? Böyle mi yapayım? Ay! Ay! Test kitabıma geldi. Bu benim en değerli test kitabı oldu. Test kitaplarını bu arada çok seviyorum. Aynen. Yapışmadı mı? Yapışmadı. Valla. Ama yapışacak gibi tuhaf bu defa. Çıkar. Çıkar valla, yapıştı bu defa. Slime ortalıktan. Allah kaldır. Tamam. Canım test kitabım, bu benim ya.
Kaldır, kaldır. Okuldan bile daha önemli benim için bu test kitabı. Kaldıralım kızım. Hadi çok slime kaldırıyoruz. O zaman arkadaşlara veda ediyor muyuz? Hadi artık ders çalışmaya, test anladım. Çözeceğiz. Arkadaşlar test çözeceğiz biz. Bu arada Nisan Hocam, sen şeker ofisinde bilgilerini ver. Onlar da sana sıkışını emanet etsinler. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Bu şekilde annem seslendirdi videolarını, istiyorsanız yorumlara yazın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.